Merhaba, hoş geldiniz. Yine güzel bir Steam moduyla karşınızdayım. Aracımız Skoda. Öyle Steam'de gezinirken tesadüf gözüme ilişti. Bir indireyim, kurayım dedim. Gayet hoş, güzel bir mod. Ben Steam modlarını hani daha çok seviyorum. Çünkü neden? Hani internetten indirdiğiniz modlar gibi sürekli sürüm takibi yapmak zorunda değilsiniz. Bir kere Steam modunu aktif ettiğiniz zaman zaten yapımcısı ETS yeni bir sürüme geçtiği zaman onu belli zaman aralığında otomatik güncelliyor. Siz de o kişiyi takip ettiğiniz için Steam hesabınızda aracınız da otomatik güncellenmiş oluyor. O yüzden Steam modları bana bir tık daha hoş geliyor işin açıkçası. Abi şimdi bu aracımızın Steam'den nasıl indirebiliriz, kurabiliriz onu anlatacağım. Her zaman olduğu gibi sonra servise gideceğiz. Ne ekleyebiliyoruz, ne çıkartabiliyoruz ona bakacağız. Ondan sonra da şöyle bir, şu anda İstanbul'dayız yanılmıyorsam, İstanbul'dan şöyle Tekirdağ'a doğru bir test sürüşü yapar, videomuzu sonlandırırız abicim. Modu indirdiğiniz zaman şöyle klasik bir şekilde geliyor. Çalıştıralım motoru. Hah, motor çalıştı. Kapattık, çalıştı. Uzun, kısa. Uzun, kısa. Dörtler yanıyor mu? Oo, canavar. Gerçekten güzel. Scoot Extra D diye geçiyor. Aracımızın açılımı. Şimdi abi, vakit kaybetmeden hemen bilgisayardan bu güzel modu nasıl indirebileceğinizi anlatayım. Öncelikle tabi bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Daha sonrasında ise abi atölyeye tıklıyorsunuz. Tabi modumuz Euro Truck Simulator 2 ile alakalı olduğu için Euro Truck Simulator 2 yazıyoruz. Hemen zaten Euro yazdığınız zaman burada Euro Truck Simulator 2 çıktı. Buna tıklıyorsunuz abi. Böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Akabinde şuraya Skoda yazmanız lazım. Yoksa aramanız gerekiyor. Skoda yazıp şu arama tuşuna bastığınız zaman bütün Skoda araçlar karşınıza çıkıyor. Benim size önerdiğim araç, az önce gösterdiğim araç ise şu arkadaşlar, 1.47'ye fixlenmiş hali. Buna tıklıyorsunuz. Bu aracı profilinde paylaşan kişinin sayfası karşımıza çıktı. Bazı modlar derece isteyebilir. Bazı modlar da oyununuzla uyumsuz olabilir. Ve bu da oyununuzda bir çökmeye sebep olabilir. Çökme gibi bir durum olursa, hani bu mod için demiyorum. Fakat Steam'den bir mod indirdiniz. Uyumsuz olabilir. Oyununuzu çökertebilir. Bu gibi durumlarda modu pasif ettiğiniz zaman sorunu çözmüş olursunuz. Aklına gelmişken ifade edeyim. Bu güzel modu indirmeniz için yapmanız gereken tek şey bu profil sahibine abone olmak. Abone ol dediğiniz zaman zaten otomatik Steam hesabınıza Skoda'nız ekleniyor. Şurada modla alakalı bilgiler var. Profilin sahibi Chan Chinchon, Çinli. İsmi tabi Çince olduğu için anlayamıyoruz. En son ne zaman güncelleme gelmiş? Değişiklik notlarına tıkladığınız zaman bakın en son 21 Nisan'da güncelleme gelmiş. Demek ki bu profilde bu modu paylaşan profil sahibi bu modla ilgileniyor. O yüzden zaten ben de bu modu indirdim. Burada 246 tane yorum almış. Yabancı, yerli, bayağı bir yorum almış araç. Evet, kişinin profilini dilerseniz inceleyebilirsiniz. Modumuzu Steam üzerinden indirdikten sonra, bu kişiye abone olduktan sonra buradan çıkalım. Artık Steam'le işimiz kalmadı. Şimdi gelelim oyuna abi. Oyunun mod ekranına gelelim. Yani giriş profil ekranına gelelim. Bu ekran karşınıza çıktığı zaman şurada bakın mod yöneticisi var. Mod yöneticisine tıklıyorsunuz. Buradan modunuzu bulmamız lazım. Gençler. Modumuz burada bakın. Üzerine mouse'un sol tuşu ile tık tık sağ tarafa atıyorsunuz. Daha sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Oldu ki modu beğenmediniz. Moddan belli bir süre sonra oynadınız, sıkıldınız. Moddan kurtulmak isteyeceğiniz zaman yapmanız gereken tek şey şu i işaretine tıklayıp abonelikten çık dediğiniz zaman modu otomatik bir şekilde
hesabınızdan silmiş oluyorsunuz. Modu aktif ettikten sonra değişiklikleri onayladık. Buradan çıkıyoruz abi. Çık abi. Çıktık. Şimdi girelim oyunun içine. Oyunumuzun ana ekranı açıldıktan sonra şurada bakın çekici galerileri var. Çekici galerilerine tıklıyorsunuz. Şurada mod bayisine erişim var. Mod bayisine erişine tıklayın. Benim birden fazla modum şu anda aktif olduğu için burada markalar gözüküyor. Modumuz zaten hemen karşımıza çıktı bakın. 51.000 euro karşılığında, oyun parası karşılığında satın alıyorsunuz. Ve müsait olan bir garajınıza modunuzu gönderiyorsunuz. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Sonra çıkalım buradan. Şurada bakın çekici yöneticisi var. Çekici yöneticisine tıklayın. Satın aldığınız mod genelde en son sırada olur. Modunuzu seçiyorsunuz. Burada bakın Scud Extra D Scud'a. Sür diyorsunuz ve modunuzu artık aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim burası pasif çünkü ben daha önce modumu aktif etmişim. Şu anda kullanıyorum. Buradan da çıkalım abi. Çıktık. Şimdi bir sür diyelim. Bir servise gidelim. Ne ekleyebiliyoruz, ne çıkartabiliyoruz ona bakalım. Bir çeçe yapalım aracımızı. Daha sonra ise küçük bir test sürüşü yapar. Keyfimize bakarız. Evet şu anda zaten biz servisteyiz. Değil mi? Abi şöyle bir geri gelelim biz. Olsun. Olsun abla olsun ha. Gel abi gel abi gel abi. Enter'layalım hemen. Şöyle çekici yapılandırsın diyelim ve servise gelelim. En zevkli, en keyif aldığım bölümlerden bir tanesi. Tabii kabinde yapabileceğimiz bir şey yok. Şaside yapabileceğimiz bir şey yok. Motorda iki çeşit motor seçeneği var. Bir 170 beygir, bir 160 beygir. Ama ben otomobillerde benim tercihim her zaman düşük beygirli motor seçeneği. Benim hoşuma gidiyor. Çünkü sonuçta bu otomobil yani. Kamyonet ya da kamyon değil. O yüzden ben 160 beygiri seçmek istiyorum. Oyunla birlikte gelen ise 170 beygir. Aklınızda olsun. Şimdi şanzımanda yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi aracın şu klasik standart hali bu. Şöyle gelelim abi. Direksiyonun sağ tarafı da alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz İngiltere, işte ne bileyim Güney Kore, Japonya falan tam emin değilim ama direksiyonu sağda kullananlar da var. Kullanan ülkeler de var. Ama tabii biz sola alışığız. Şuna tıkladığımız zaman içerisi gayet hoş oldu. Ben bunu seçmek istiyorum. Burada yine direksiyonu sağa alıyor. Ama ben yine solda kullanacağım. Gerçekten hoş bir döşeme. Çok tatlı oldu. Ben bunu kullanmak istiyorum. Hemen vakit kaybetmeden boyaya gelelim. Klasik işte renk seçebileceğiniz gibi abi. Birkaç sekin kaplama seçeneği de mevcut. Bakın Trakus MP var. Dilerseniz şurada pilotun bir kaplaması mevcut. Dilerseniz polis aracı da yapabilirsiniz aracınızı. Şurada bakın iki çeşit polis aracı yapabilirsiniz. Tepe lambası da koyabilirsiniz ama ben polis aracı yapmak istemiyorum. Şu Trakus MP'yi seçeceğim. Admin olacağım abi. Bu gece admin benim. Admin olduk. Ben bunu seçmek istiyorum. Tabi siz kendi tercihinize göre dilediğiniz gibi aracınızı çaça yapabilirsiniz. Dedim ya tepe lambası koyabilirsiniz. Şöyle. Yani şöyle güzel bir polis tepe lambası var. Ben tepe lambası koymak istemiyorum. Ama şu sarı lamba kalabilir. Sarı lamba dursun abi. Başka ne ekleyebiliriz? Şurada ne varmış la? Ha, şöyle kırmızı. Küçük lambalar. Küçük lambalar ekledi. Şu maviler bence yakıştı gibi geldi bana ama. Bence şu beyazlar daha uyumlu oldu. Aracın plakası. Aracın plakasını yazalım abi. Sinoplu abi. Sinoplu abi admin olmuştur. Başka da yapabileceğimiz bir değişiklik var mı? Ha şu sis lambalar. Tamam. Araçla birlikte gelen kalsın. Bunlar neymiş abi? Yani bunları müdahale edemiyoruz sanırım. Evet. Ancak bu kadar yapabiliyoruz. Bence yeterli. Gayet hoş. Şu lastikleri de değiştirebiliriz ama lastikler, jantlar daha doğrusu gayet hoş bence. Hiç karıştırmayacağım ama siz keyfinize göre artık bakabilirsiniz çocuklar. Şurayı halletmiştik değil mi? Tamam. Sonra gelelim.
Çok fazla zaten aman aman öyle bir aksesuar ekleyemiyoruz. Şu neymiş abi? Bir şey anlamadım. Direksiyon gayet hoş. Gerek yok bence. Şurada ne var? Burada da tam anlamadım. Ne olduğunu çözemedim. Evet, sanırım bu kadar yapabiliyoruz. Hemen siparişi. Rota tekrar hesaplanıyor. Onayla diyelim ve buradan çıkalım. Ben tepe lambasını değiştirdim. Şöyle bir tepe lambası taktım. Admin olduk abi, admin olduk. Çalıştır. Görüyor musun? Canavar. Vallahi canavar. 57 MCA 57. Gerçekten çok tatlı oldu ya. Değil mi? Sarı siyah çok yakıştı. Scoot Extra D. Trakus MP ile Trakus MP'ye gireceksin. Böyle dolaşacaksın. Banyer miyiz acaba? Tepe lambası yeniyen bir bakayım la. Çakar lamba, uzunlar falan filan. Şöyle ışıkları tam açayım. Önleri de açayım. Hah. Oo, dehşet oldu gerçekten. Şunun güzelliğine bakar mısın? Bu özelliği bilmiyordum. Gerçekten çok hoşuma gitti. O arkada da var. Görüyor musun çocuklar? Şöyle İstanbul'dayız şu anda. Çorlu'ya, Tekirdağ'a kadar bir gidelim, bir gezelim. Camlar açılıyor mu? Oo, canavar. Diğer cam. Açılıyor. Çok güzel. Kapatalım şimdi camları. Hadi gidelim. Navigasyonu da var aracın. Silecekler çalışıyor. Tabi yağmurda iş görüyor mu ona bakacağız. Hatta bir yağmur efekti vereyim. Abi vakit kaybetmeden şöyle GSET ve ATR şöyle bir diyelim. Hah. Çalıştıralım şimdi. Evet, silecekler güzel siliyor. Yalnız şu koltuğu biraz yükseltmem lazım. Şöyle. Biraz yükseldim. Bir tık da şey yapayım. Uzaklaştırayım. Biraz daha fazla yükselttik galiba. Hah, şöyle olsun. Hah. Yağmurumuz da başladı. Nerede bu la? Kornası güzel. Orijinal galiba. Sağa dön. Motor orijinal değil büyük ihtimalle. Çünkü bu kadar kaba bir motor sesi olamaz. Yani bir araç için çok fazla kaba. Ama bastınız mı uçuyor. Dikiz aynaları güzel. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışın.
Sağdan. Ha. Sola dönün. Soldan devam edin. Yani aracın pek hani yola oturduğunu söyleyemem. Hani deriz ya, araç yola oturdu, yapıştı. Öyle bir hava yok araçta. Gaza bastığınız zaman vırt elinizden kaçıp gidiyor. Ama yine de kullanması keyifli. Yani 10 üzerinden 6 diyebilirim. Mutlaka ufak tefek noksanlıkları giderilecektir diye düşünüyorum. Tabi biz motoru değiştirdik, yani araçla birlikte gelen motor 170 beygirdi. Biz 160 beygir taktık. İki çeşit seçeneğimiz vardı çünkü. Bir de diğer motoru deneyelim mi? Merak ettim. Bir servis yapalım. Sonuçta biz aracı inceliyoruz yani. İşimiz aracı incelemek. Şu 170 beygir motoru bir takmak istiyorum. Çünkü bu motor sesi 160'lık çok bana şey geldi, böyle kaba geldi sesi. Şu 170'i seçelim. Sorun siparişi değil. Yeni rota aranıyor. Onayla diyelim. Tamam abi de çok tamam. Bu daha kibar bak. Evet. Daha güzel. Yani 170 beygirlik motoru tavsiye ederim size. Sağa dön. Yani modla birlikte gelen motor daha iyi. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Sağdan devam edin. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Hello, çarp ucuz dayı. Far kuralı ihlali. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Wait. Soldan devam edin. Güzel güzel, keyifli. Özellikle bu 170 beygirlik motoru takınca daha çok keyif almaya başladım. Direkt sağdan gitsek ne olur? Thank you.
Ha bu. Lan birazcık hız yapalım dedik cezayı yedik ya. Admin olduk dayı. Yağmur kesildi galiba. Şu sağda tesis mi var? Şu tesisi çekelim abi. Evet. Bak. Hep kamyonla mı geleceğiz? Hep kamyonla mı geleceğiz abi? Evet. 15 dakika çay molası. Bak cami de var. Şimdi bir geceyi alalım. Biraz da gece test edelim abi. GSET time. İşte 11 olsun. Tamam. Tepe lambalarımızı yakalım. Wow, şu tatlılara bakar mısın? Hem önü hem arkası. Hadi gidelim biraz böyle. Tepelamamız yanıyor değil mi? Yanıyor. Sağa dönün. Bak. Dayıcım da tatile çıkıyor. Aydınlatmana gayet keyifli. Yeterli. Gayet güzel. Ya modun bir eksikliği yok. Yani elinizin altında bulunması gereken şöyle güzel bir aracım olsun diyorsanız mutlaka bu modu arşivinizde bulundurun. Tek sıkıntısı işte biraz yola yapışma. Havası vermiyor size. Çok hassas kullanmanız lazım. Ama ileride yani düzelmeyecek bir sorun değil bu. Mutlaka deneyin. Tekirdağ'a geldik. Frenler canavar.
Modun linkini vereceğim. Aynı zamanda YouTube yorumlar kısmına. Video like yapmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Yani beğeni yapmak, yorum yapmak ücretsiz olan şeyler. Desteklerinizi esirgemeyin. Şuraya girebiliyor muyuz? Giremiyoruz değil mi? Evet, şuraya sağ çekelim abi. Aha. Eyvah, gerçek polis geldi. Gerçek polis mi geldi la? Yakalandık. Ya. Çakar lambalar çok hoşuma gitti ya. Şu güzelliğe bak ya. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Sola dönmeye hazırlanın. Şu gençleri yanına çekeyim. Bize yerde bırakmamışlar. Gayet keyifliydi mod. Aklınıza takılan bir şey olursa zaten YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Başka bir Steam modunda görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Bay bay.